Kar yağar gar üstüne, am ya, denem ya, yar ya, yar ya, yar sevmiş ya. Hüseyin Recep Topal, 1956 Devrek doğumlu. Sipahiler Köyü muhtarıyım. İlk okulu köyümde, eğitmenli okulda okudum. Ondan sonra Eğerci İlkokulu'nda devam ettim. Kırşehir Eğitim Enstitüsü'nden öğretmen olarak mezun oldum. Eğitim anlamında ülkemize hizmet ettik, bölgemize hizmet ettik. Ama köy muhtarlığı da ayrı bir görev. Biz kendimizde hiç boş durmayan insanlarız, sülalecek kuaförüz biz. Daha ticaretin değişik kollarında faaliyet gösterdik. Orman işletmesinde mesaici olarak çalıştım. Yani boş durmak yok yani. Bu vesileyle yaşımın sonuna doğru da yapabildiğim kadarıyla köyümüze hizmet etmeye ve çevremize yararlı olmaya çalıştık. Köyümüzün ismi tarihten gelen bir isim. Sipahi. Daha önce görüntülerde de yansıyan asar kalemiz var. Asar kalemizde Sipahi askerlerinin bulunduğunu söylenmektedir. Tarihi kalıntılar da buna işaret ediyor. Ve derneğimiz, İstanbul'da kurulmuş olan derneğimiz, Sipahi Derneğimiz, amblemdeki yerini Kocaçam ve Asar'ın görüntüleriyle temsil etmektedir. Derneğimizin kuruluş aşamasında da çok çeşitli etkinliklerine katıldım. Köylümüz, arkadaşlarımızı katılmasına vesile olmaya çalıştık. Dernek üyelerimizin de gayretleriyle köyümüzde de büyük bir etkinlik oldu. Bu bir orman piknik alanımız var bizim orada. Kendi bünyelerinde, güçleri sayesinde değişik etkinlikler düzenleyerek köyümüzü tanıtmalarına yardımcı oluyorlar. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Köyümüzün nüfusu 150 hane var ve 160 nüfusu var. Köyümüzün 3 mahallesi var. Sipahiler Merkez, Çöpçüoğlu ve bulunduğumuz mahalle Oğmanlar Mahallesi. Köyümüzün geçim kaynağı genelde maden emeklisi ve Almanya emeklisi olmak üzere gruplara ayrılır ancak bunun arkasından da tarımla meşgul olan, ormanla meşgul olan arkadaş gruplarımız da var. Tabii ki cenaze özenmeyen bir davranış ama bu cenazeden de kaçamayız. Cenazemiz örneğin köyümüzün dışında olursa köyümüze geliyor. Yasını tutuyor aileler. Ve son zamanlarda biz onu oturtmaya çalışıyoruz. Cenaze evinden herhangi bir yorgunluk ya olabilecek bir davranış yapmamaları için uğraşıyoruz. Yani köy konaklarımız var. İşte sabahleyin bu köy konaklarına misafirlerimize kahvaltı ya da yemek vermeye gayret gösteriyoruz. Ve cenazemizi de güzel bir şekilde defnedip o akşam köy konaklarımızda Kur'an'ını yapıp öyle 7'siydi, 40'ıydı, 52'siydi devam ediyor. Köyümüzde köy makarnası var. Bu cevizli. Tabii ki şimdi son zamanlarda soslu moslu da yapılıyor. Yani bu dışarıdan gelen kültürle birlikte. Mısır çorbası meşhur. Tarhana çorbası çorbalardan. Karamancar dediğimiz lahana yemeği. Lahana yemeklerinin kızartmasından tut, sulu yemeğine kadar yapılıyor. 800 rakım, deniz seviyesinden 800 rakım yüksekteyiz. Ve havası çok güzel bir hava. Yani temiz, oksijenli bir hava. İlçeye uzaklığımız 28 kilometre ama köyümüzün başka bir kısa yolu var. O 22 kilometre. Çok değerli vatandaşlarımız, her zaman köyümüzün adının duyurulması makbuldür. Çok değişik etkinliklerle tanıtım faaliyetlerinde bulunmuş bir insan olarak
bu tanıtımın da sizlere hayırlı olmasını dilerim. Bunun unutulmaması için ellerinizden gelen faaliyetleri yapmanızı beklerim. Özellikle dernek bünyesinde çalışan genç kardeşlerimiz, çocuklarımız, faaliyetlerinizi biraz daha artırın, geliştirin ve köyümüzü dünyaya tanıtalım. Sayın Belediye Başkanım, bu projeyi uygulayıp, bu projede çalışanlar, bunun mutfağında görünenler, görünmeyenler, herkese teşekkür ederim. Bizim köyümüze de böyle bir yer verdiğiniz için. Tabii ki başta köyümüz Sipahi Derneği yöneticilerine, üyelerine, herkese teşekkür ederim. Varsın sevsin eylelim am ya, danem ya, yar ya, yar ya. Tüp yemişler üstüne, tüp yemişler üstüne, tüp yemişler üstüne. Ben Mehmet Göcen, Devrek doğumluyum. 3-18-1959 doğumluyum. Sipahiler dediğimiz köy zamanında bizim çocukluğumuzda olan şartlar, olan yaşantı, olan geçim, şu andaki duruma göre, şu andaki zamana göre o zamandan hiçbir örfü adetlerimiz, bazı geleneklerimiz sürdürüyoruz ama hiçbir şey kalmadı. Sıfırlanmış oldu. Ne bileyim, şartlar olsun, insanlar olsun, iklimler olsun çok değişti. Değişik bir halimiz oldu o zamanlardaki zamana göre yani. Ve o zaman hiç bir boşluğumuz yoktu. O işten gelirdik, o işe giderdik, oraya koşardık, buraya koşardık, işlerimizi görüyorduk. Bir de artı komşu olaraktan yardımlaşmamız olurdu, birbirimize kaynaşmak olurdu. Gelip gitmeler, birbirimizin iş alçak yerlerini kaldırırdık. Birbirimize çok yardımcı olurduk. Şu andaki yaşantı onlara nazaran çok gerideyiz yani. Ki şimdiki teknoloji yoktu o zaman ama şimdi daha kolaylık var. O zaman bu kadar kolaylık yoktu yani. Zor zoruna ne yaparsak yapalım. Hani doğru dürüst yolumuz yoktu. Elektriğimiz yoktu, suyumuz yoktu. Suyu kofalarla taşırdık. Şimdi Allah'a şükür ormandan gelen sularına kolaylık olaraktan sağlıyoruz geçimimizi. Allah onlara bir kolaylık versin. Bizim sipahiler köy olaraktan oradaki arkadaşlarımız var, yeğenlerimiz var, Mevlüt Ucuz var, Ali Kelebek var, yeğenim Lütfi Çeribaş var. Dernek başkanları, dernek yöneticileri. Onlara Allah kolaylık versin. Buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum ona. Muzaffer Göcen. Şimdi bu köy gördüğün gibi çok güzel bir yerindeydi. İnsanlar kalabalıktık haliyle. Komşular, herkes buralardaydı olanlar. Ekim, çiftçilik vardı, çiftçilik yapıyorduk. Davar, ne bileyim koyun, inek, her neyse bunlar vardı. Manda vardı haliyle. Ondan sonra işte buranın şeyleri buydu. Köy işleri hep emeci usulü yaptardık. Vallahi işte gereken ne iş düşüyorsa hani gücünün yetmediği her işe yardımcı olurlardı komşular birbirine. Yani gücün yetmediği zaman komşuma çağırıyorduk. Biz burada okuduk işte. O zaman bu yoktu o zaman. Bizim okuduğumuz zaman ahşap bina vardı burada. Eğitmen, tabii o zaman eğitmen diye geçiyordu hocalar. Eğitmen olarak okuduk biz. Eğitmende okuduk diyelim. Üçüncü sınıfa kadar okuduk. 60'larda mı çıktı bu ilkokul 5 bizim Eğerciler'de başladı. Bir disiplin vardı o zaman tabii çocukları yetişmesi için bir çapa vardı. Öğretmenine sahip çıkıyordu. Sen benim çocuğumu niye dövdün demiyordu veya niye azarladın demiyordu.
O zaman da yetişmeler daha yetişkin oluyordu o zamanınki gençliği haliyle. Asker uğurlamaları toplanırdı işte, herhangi bir delikanlı askere gidiyorsa komşular toplanırdı, onu selamatlardık işte aynı gördüğümüz gibisine. Herkes için öyle de köyünü ister istemez seviyor. Biz de köylerimizi sevdik, bırakamadık. İsmim Neşet Çeribaş. 1948 doğumlu. Sipahiler köyünde doğdum ve aynı köyde yaşıyorum. Gençliğimizde biraz o zamanları, gençlik çağlarımızda burası hayvancılıkla falan idare olunurdu. Genelde herkesin evinde hayvanı, davarı, koyunu vesaire şunusu bunusu vardı ya. Ya tarım işini bizim büyüklerimiz yapardı. Çocukken onları biz yapmazdık hani. Biz koyuna giderdik, sığıra giderdik vesaire işte öyle. Ekmek fırında olurdu, köy fırınlarında. Değirmenler vardı, su değirmenleri o zamanları. Yani ekilen toplanıp yıkanıp kurtulurdu, giderdi anasının değirmene, un alıp gelirdi. Sabah kalkıyorduk yavrum, çocuğun oluyor. Çocuğuna bakıyorsun, iniyorsun, hayvanlara bakıyorsun yerde. Ondan geri kovan onları kovuyor. Ondan geri evinde ekmek mi yok, yemek mi yok, onları yapıyorsun, durma yok. Bu şimdi onları bilmiyor. Hep ekiliyordu, ekin ekiliyordu, mısır ekiliyordu, darı ekiliyordu, darı vardı önce. Çok çileydi hakikaten. Yok yavrum, tanışma yok. Tanışma yok, düğülüğe geliyor Allah, isteye Allah. Ondan geri Allah'ın amin çağırdıktan geri öyle görücüsüyle olduk. Eskiden böyle bir şey yoktu, şimdiki gibi. Bizim orayı geçerken gördüm, bayrama geldik, bayram geziliyordu evveli. Bayramda gördüm, başka da görmedim. Muayeneye gidiyor, muayene derlerdi. Böyle kusuluyorum ben. Evveli öyle bir şey yoktu yavrum. Seysen'e gidiyordu. Çörek yapıyorlar canım, ona bir şeyler yapıyor. Oğlan evi mesela kız evine eletiyor. O güne gecesi çöreği kesiyorlar, başında kesiyorlar mesela. Dağıtıyorlar çöreği, güne dağıtıyorlar, öyle. İkinci günde gelin alma geliyor. Ondan kereceğim esas düğünü. Esas düğünde yalan o gün, ikinci gün. Mesela oğlan evine kız tarafı düğüne gidiyorlar. Akşamüstü de gelini alıyorlar gelip de. Atına öyle şey yoktu ki ne. Çok sağ olun, teşekkür ederim yavrum. Görüp de tanıyanlara selam olsun. Hepsine de saygılar, selamlar. Aydın Kreş. Şimdi genellikle çoğu köyümde geçti benim gençliğim. Gurbet hayal şeyimdir var, meslek icabı, inşaat ustası olarak. Gençliğimizde burada bütün haneler doluydu. Reçberlik vardı, öküz, inek, neyse yani. Davar koyun herkeste. Yani hayat öyle devam ediyordu yani. Madenciler vardı, babalarımız, atalarımız. Sonra bu maden işi biraz sıfırladı buralarda. Benim köyümde en çok sevdiğim şey, yani köyümde durmak bir kere. Doğasıyla. Yani köyümü çok seviyorum ben. Çünkü ben Büyükşehir'i çok gezdim. Bana Büyükşehir'i hep verseler gözümde yok olmaz. Şimdi insanın doğduğu yer, büyüdüğü yer bambaşka oluyor. Akşamları 3-4 kişi bir yere gelirdik arkadaşlar biz. Ev eve gezerdik. Elektrikler yoktu o zaman. Gezerdik, sohbet, muhabbet. Yani bizim köyümüzde kahve alışkanlığı da yoktu. Kahve de yoktu. Öyle sırayla bir akşam Ahmet'te, bir akşam Mehmet'te vatandaş sohbet ederlerdi. Sabah oldu mu herkes işine. İnsanlar geçmişini unuttu şimdi. Şimdi hep hazır olacak. Şimdi bizim vatandaşımıza para çok olacak, iş olmayacak. Gece 2'de yatacak, gündüz 12'de kalkacak. Onu ben bu şeyde yaptım ya, 2019'da bir de korona olayı çıktı ya. Ya benim de damat var Adıyamanlı. O da çok merak etti onu. Baba yapalım.
Onu biz öyle yapa yapa öyle yaptık onu yani. Orada genellikle arkadaşlarım geliyor bizim. Mesela muhtarım falan gelir. Biz sohbet, çay, kahve işte. Hanım da azıcık şey kahve değil de. Yok evde şimdi onlar televizyona bakıyor. Film seyrediyor. Ben de filmden hoşlanmıyorum. Ben genellikle spor veya haber kanalını izlemek istiyorum. Diyor bana şunu aç bunu aç. Ben dedim tantana fazla büyümeden şöyle gideyim oraya koru. Onlar dedim filmi seyretsin. Ya çayımı demliyorum. Oturum müzik de var dedim. Radyom da var. Oradan geliyorum evime. Teşekkür ederim sizi buralara gönderdikleri için. Bizden ilgilendiğiniz için. Aldım Türkmen kızını. Am ya, danem ya, yar ya, yar ya. Çekemiyor nazını, çekemiyor nazını. Çekemiyor nazını, çekemiyor nazını. Anam yarı gezde gel, vadeleri süzde gel. Zerhoşum ben çözemem. Yarım